Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Şu anda havalimanındayım ve bu videoyu da Huawei'nin etkinliği için çekmeye başladım. Finlandiya'ya gidiyoruz ve Helsinki'ye gidiyoruz. Huawei'nin akıllı saatlerinin Arge merkezine gidiyoruz. Kalabalık bir ekibiz zaten. Burada da Kerem Enginar Beyciğim merhabalar, bulunuyor. Merhabalar. Onur Beyciğim bulunuyor. Selamlar. Burada da Mustafa Beyciğim bulunuyor. Uzatayım böyle. Arka tarafta bizlerden de arkadaşlarımız bulunuyor zaten. Bakalım neler göreceğiz. Hava bayağı soğuk gibi, İstanbul'da sıcak bir hava olsa da bayağı eksi derecelere düşüyormuş gibi gördük zaten orada. Bakalım neler olacak. Şimdi uçağa geçelim. Helsinki'den herkese selamlar. Yani acayip ya, tişörtle başladığım videoya şu an mont şapkayla devam ediyorum. Yani şansımıza da kar yağıyor. Ben hazırlıklı geldim kardeşim. Yani inanılmaz ya gerçekten. Hani bir anda kışa geçtik ya. Soğuk bir memleket olduğu buradan da belli oluyor yani. Bayağı kar yağıyor. Bakalım bizleri neler bekliyor. Herkese selamlar. Huawei'nin Hilt Lab'ine geldik. Şurada görmüş olduğunuz gibi Huawei Hilt Lab bulunuyor. Kaan Beyciğim de kaçıyor şu tarafta. Geldik bakalım bizleri neler bekliyor, içeride neler var. Gelin hep beraber yakından bakalım. Herkese selamlar tekrardan içeriden. Huawei'nin Hilt Lab'ine geldik zaten. Helsinki, Finlandiya. İçerideki turumuza şöyle bir başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi burada birçok fazla spor aleti bulunuyor. Burada uzay bisikleti yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra normal bir yürüyüş parkurumuz bulunuyor. Burada birkaç bacak hareketleri, koşu bantları, spor aletleri bulunuyor ve en çok dikkat çeken noktadan bir tanesi ise şurada görmüş olduğunuz gibi Harmony OS Connect ile beraber bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada birçok farklı alet bulunuyor. Tabii ki sadece bunlar da değil, içeri tarafa geldiğinizde burada mesela en son yapılan kayıtta bir ski, yani aslında kayakçının yaptığı hareketleri görmüş olduğunuz gibi orada zaten aletleri bulunuyor. O şekilde burada bu bant dönerek ve verileri de saate aktararak bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bisiklet de var. Buradan verileri alabiliyorsunuz. Mesela en son burada minimum hızı 30 km olarak ayarlanmış hız tarafında. Bu şekilde verileri çekebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada sandalyeli bir şekilde de var. Yani aslında engelli sporculara da burada yardımcı oluyorlar ve verilerin aktarımını gerçekleştiriyorlar. Mesela bir adet koşu başladı burada. Kendisi Kerim abi zaten burada şu an koşusuna başladı. Telefonu önünde, ekrana bağlı bir şekilde koşusunu gerçekleştiriyor. Ve verileri de buraya aktarılıyor. Şu an 50 saniyeden beri koşmaya başladı. 89-90 bir adım olarak atıyor. Devam ediyorum. Zaten burada Huawei Hilt Lab Helsinki diye de bahsetmişler. Devam ediyorum. Bakıyorum başka neler gösterebilirim sizlere diye. Evet, burada görmüş olduğum kadarıyla bir havuz bulunuyor. Bizi havuza almıyorlar maalesef. Güvenlik sebebiyle havuza almayacaklarını söylediler. Şöyle gösterebilirim. Bu bir dalga havuzu bildiğim kadarıyla. Burada bir dalga var ve burada dalgaya karşı da bir, yani akıntıya karşı da yüzüyorsunuz. Onu söyleyebilirim sizlere. Devam edelim. Laboratuvarı gezmeye farklı farklı şeyler de var tabii ki. Buradan devam ediyorum. Evet, bunun ne olduğunu anlamanız için çok fazla şeye gerek yok zaten. Burada da skiler var yine ve ayakkabıları da burada. Bunları giydikten sonra buradaki yapay parkurda bunun testini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine buradan verileri durdurup başlatabiliyorsunuz ve birçok farklı şekilde burada da skiler var. Şurada görüyorsunuz. Kayak takımları burada yer alıyor. İçeri tarafta başka neler var bilmiyorum. Arka tarafta işte yiyecek içecek yiyebiliyorsunuz. Aslında çok büyük bir laboratuvar değil ama genel itibariyle verilerin alınması için gayet yeterli bir
laboratuvar olarak gözüküyor. Birçok fazla alet var. Koşu parkuru var. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi iki kişilik bir koşu parkuru. Zaten o havuzu da buradan görebiliyorsunuz. Az önce şuradaydım. Şuradan giriyorsunuz ve buradan da verilerinizi kontrol edebiliyorlar. Top view yani yukarıdan görünüş bu şekilde oluyor. Siz yüzünce burada dalgayla beraber, kolunuzdaki saatle beraber ne kadar kulaç attığınızı da buradan görebiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla bu şekilde olacaktır diye söyleyebilirim. Yani birçok fazla şey var. Bakalım test ettiğimizde biz de birazdan teste gireceğiz. Testlerde neler olacak orada tekrardan size görüntü atarım. Evet, turumuz yavaş yavaş başlıyor. Ne yapacağımızı buradaki abimiz anlatıyor bizlere. Engelli arkadaşlarımızdan bir tanesi şu anda teste girmeye hazırlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir parkur var burada. Daha doğrusu bir bant var. O bantta şu anda yürüyüşünü gerçekleştirecek ve kolundaki saatle beraber de verilerin aktarımını gerçekleştirecek. Ve koşu başladı. Şimdi ise bir görmüş olduğunuz gibi skiler var ayağında ve sopayla beraber. İsminin ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Şimdi testini de bu şekilde yapacağız. Ablamız Rebecca'ymış. Ve yukarıdaki şurada görmüş olduğunuz gibi nasıl göstereceğim? Şuradaki iple kendileri bağlı ve arkasındaki şu aletle beraber de şu an ağzında bir maske var. Hatta gösterebilirsem şöyle göstermek istiyorum. Bakın ağzında bir maske var. Bu maskeden ne kadar oksijen çektiğini buradan anlayabiliyoruz. Şöyle yaklaşabilirim de. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Daha doğrusu kayışını gerçekleştiriyor. Ve şu anda 1 dakika 17 saniye oldu ve yaklaşık olarak 300 metre gitti diyebiliriz. 13 kilometre hızla devam ediyor. Şimdi hızlanıyor. 9 kilometre hıza düştü. Ve şu an yükseliyor. Şöyle de göstereyim geniş açıda. Ve hareketlerini de analiz ediyorlarmış. Şuradaki hareketlerinden. Hareketlerin doğru olduğunu, çektiği oksijeni ve şurada bir şey göstermek istiyorum. Bakın kalp atışını görebiliyoruz. BPM dediği heart rate yani kalp atışı 156'ya çıkmış durumda şu anda. Bu gerçekten çok çok yüksek bir kalp atışı değeri. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şu anda biraz daha alanı yükselttiği için şöyle göstereyim. Yani eğimi yükselttiği için hızı tabii ki doğal olarak yavaşladı. 9 kilometre hızla ilerliyor. Yaklaşık olarak 500 metrelik bir alanı şu anda kaymış durumda ve 2 dakika 32 saniye oldu. Yani yaklaşık olarak burada eğimi bakıyorum ne kadar bir eğim var diye. Görebiliyor muyum eğimi? Hayır göremiyorum. Ama ablamızın detaylarını gösterebilirim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi kadın yaşı 30'muş, 31'e yaklaşmış, 55 kiloymuş ve 1.65 boyundaymış. Ve şimdi ise işlem bitti. Şimdi ise bisiklet turumuz var. Bisikletle beraber farklı bir şekilde bu sporu gerçekleştireceğiz. Ve belirli bir eğimde şu an bunu yapıyor. Ve şöyle göstereyim sizlere. Kolunda da Huawei Watch'u bulunuyor. Watch GT4'ün yanlış görmüyorsam. Aynen Watch GT4'ün silikon versiyonu şu anda kolunda. Evet bakalım. Böyle şu an detaylar başladı. Hatta şöyle göstereyim. 15 kilometre hızla devam ediyor. 33-35 saniye oldu. Yaklaşık 150 metre geçti. Şuradan da gösterebilirim. Bisikletin çok kolay bir spor olmadığını şu anda abimiz burada bizlere anlatıyor.
Güzel. Testler demek ki bu şekilde çok ciddi bir ortamda yapılıyor Huawei tarafında. Ve şimdi de yüzme kısmına geldik. Saatlerde nasıl yüzülüyor, veriler nasıl toplanıyor onu göreceğiz. Şöyle gösterebilirim sizlere hatta. Şu anda bir kişi havuzda bekliyor, hazır olarak bekliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda nefes kontrolünü gerçekleştiriyor anladığım kadarıyla. Burada havuzun içerisinin görüntüsü, burada ise bir abimizin hazır olarak beklediğini görüyoruz ve testler de şimdi birazdan başlayacak. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Buradaki havuz 6 metre uzunluğundaymış ve yaklaşık olarak da genişlik olarak da kaç dediği 1.8 metre olarak ayarlanmış durumda. Derinlik olarak da görmüş olduğunuz gibi abimizin boyuna hesap edersek de yaklaşık olarak 1.70. Tabii 1.70'e denk gelecek bir havuz derinliğinde bulunuyor. Ve başlıyoruz. Şimdi ise abimiz yüzmeye başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi akıntıya karşı bir yüzme gerçekleştiriyor. Burada da ne kadar kulaç attığını, ne kadar kalp atışının olduğunu, tabii ki oksijen değerlerinin hepsini buradan görebiliyoruz. Ve yüzündeki o maskeyle beraber bunu gerçekleştirdiğini sizlere söyleyeyim. Çünkü ne kadar oksijen çektiğini bu şekilde anlıyorlar ve saate de bu şekilde veriyi aktarımını gerçekleştiriyorlar. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi akıntıya karşı Evet, daha iyi bir açıdan tekrar sizlere gösterebilirim. Abimiz bu şekilde yüzmesini tamamlıyor. Gerçekten çok çok iddialı. Yani bir saatin bu denli, bu derecede test edilmiş olması, verilerin bu şekilde toplanıyor olması takdire şayan hareketlerden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi kolunda, hatta hızlı bir şekilde atmasa gösteririm ama buradan bütün verileri toplayabiliyorlar. Evet, burada da standart bir koşu olarak bunu görebiliyoruz. Yine nefesin ne kadar aldığını buradan görebiliyoruz ve adımlarını da hemen şuradan görebiliyoruz. Göstereceğim sizlere. 343 sürekli artıyor. 350 oldu hatta, şöyle bir netleyeyim. 355 bu şekilde gidiyor ve abimiz koşusunu gerçekleştiriyor. Böyle bir makinede şu anda. Ve yine kolunda bir Huawei Watch GT4 yeşil versiyon var gördüğüm kadarıyla. Evet. Her bir adımını şu anda sayıyor. Bakalım kaç olmuş. Şöyle bakıyorum. 464. Evet, şu anda 70 oldu. 500 adıma kadar geldi neredeyse. Bakın 500 oldu. Çekirken aynı anda EKG'si de çekiliyor anladığım kadarıyla. Şuradan bakın, buradan görebiliyoruz grafiklerin hepsi. Ölçümlerin hepsi buradan yapılıyor. Bütün buradaki kalp atışları hepsi gözüküyor. Abimiz de koşuyor. Bu arada abimizin yaşını göstereyim sizlere. 44 yaşında, 72 kilo ve 1.79 boya sahipmiş kendileri. Bravo abi. Evet, abimiz şimdi bir diğer sporuna başlıyor. Dediğimiz gibi skiler, kayaklar ayağında ve şu anda böyle kar yüzeyi gibi bir yüzey burası. Bir halı ama kaygan bir halı kendisi. Şu an burada yine kolunda saatiyle beraber, hatta şöyle görelim. Watch GT4'ü var. Görmüş olduğunuz gibi. Onunla beraber şu anda yine verilerini topluyor ayağında. Bu kayak takımıyla beraber. Hareketlerini yaparak. Ve gerçekten çok dik beyim. Hani şurası düz olduğunu düşünün. Burasının da ne kadar dik olduğunu anlayabilir. Yani şu an bir dağdan iniyormuş gibi bir performans sergiliyor. Hızlanıyoruz. Çok daha hızlı bir şekilde kaymaya başlıyor. Ve yine kolundaki saatiyle şu an bütün verilerini topluyor.
bir tık daha hızlandık şu anda. Ablamız buradan müdahale ediyor. Çıkan ses bile sanki bir karda kayıyormuşsunuz gibi bir ses. Bayağı bir simüle edebiliyor şu anda anladığım kadarıyla. Bir tık daha hızlanıyoruz. Abimizi yormak adına daha hızlandı. Zaten arkadan çıkan bir toz bulutu var. Hafif de olsa. Evet. Kaymaya devam. Frenliyor. Kayak yapmayı bilenler bunu çok iyi bilir, frenlemeyi. Ters ağ yaptığınız anda frenlemeyi de gerçekleştiriyorsunuz zaten. Evet, turumuz son buluyor. En azından dağdan kayarkenki turumuzun sonuna bu şekilde de geliyoruz. Veriler de toplanmış oldu. Evet, burada da toplanan verileri görüyoruz. Ne kadar kalp atışının olduğunu. Kayarken 154'e kadar çıkmış kalp atışları. Tekrardan şöyle geri açıya alayım. Ve burada görmüş olduğunuz gibi aldığı sinyallerde bu da yer alıyor. Kaslarının ne kadar hareket ettiğini, ne kadar veri topladığını buradan da anlayabiliyoruz. Yani ne kadar kaslarını sıktığını, kayarkenki bütün kaslarını sıktığını buradan anlayabiliyoruz. Evet, kas aktivitelerini buradan görebiliyoruz. Nasıl böyle yukarıya çıktığını teker teker görebiliyoruz. Zaten en sondaki de düşüşü, yani bitiş anlamına geliyor. Evet, güzel bir veri var burada. Şurada görmüş olduğunuz veri. Kendisi de bahsediyor şu an zaten. Sol taraftaki çalışan kaslar, sağ taraftaki çalışan kaslar, left hand and right hand. Orada L, H ve R, H olanı burada görebiliyorsunuz. Şuradaki, yani sağ ve sol kolunu ne kadar dengeli bir şekilde kullandığını buradan anlayabiliyorsunuz. Yani veriler gayet burada dikkatli bir şekilde inceleniyor. Evet, turumuzun sonuna geldik. Bütün görüntüleri, gördüğünüz veriler bu şekilde alınıyor aslında Huawei'nin Hilt Lab'inde, sağlık laboratuvarında testler bu şekilde yapılıyor. Birçok farklı test vardı. Birçok fazla testi gerçekleştirirken çok fazla data, veri toplanıyordu. Bu şekilde bizlere de bu saatleri, nasıl verilerini topladıklarını, bu verilerle nasıl saatleri geliştirdiklerini anlatmış oldular. Bu gezide bize yardımcı olan, destek olan, çağıran Huawei Türkiye ekibine canı gönülden teşekkürlerimi etmek istiyorum. Sizler de bu video hakkında Huawei'nin nasıl geliştirdiğini, akıllı saatlerini nasıl geliştirdiğini, yapılan testler hakkında, alınan veriler hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizler bir Huawei akıllı saat kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz, hangi modelini kullanıyorsunuz? Onu da yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu video işinize yaradıysa lütfen beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve sonrasında da çan işaretine basmayı unutmayın ki ilk videoyu yüklediğimizdeki bildirimleri de ilk sizden alacağınızı hatırlatmakta fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.